Evet arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere 3 adet farklı drone'u tanıtacağım. Bunların hepsi Hubsan tarafından gönderildi. İlk cihaza hemen geçiyoruz. Hubsan Ace S Refined. Ace S Pro. Ve markasını henüz bilmediğim bir Hubsan drone'u daha. Gönder gelsin. Hayır, açtı. Hemen en son gelen cihazı açıyorum. Bu cihaz eğer görüntüden yanılmıyorsam, kutu üzerindeki görüntüden yanılmıyorsam biraz Mavic Air ilk seri, yani Mavic Air serisini andırıyor. Kutunun içinden aslında ben bir de şey bekliyordum, beyaz bir kutu daha çıkar diye bekliyordum ama böyle havalı bir poşete sarmışlar ve göndermişler. Bu ürünler bana Çin'den direkt geldi. Onu da paylaşmak istiyorum. Şöyle bir yanlış anlaşılma var. Şunu da indirelim. Kadrajımızdan çıksın. İki tane Hubsan var. İnsanlar bunları karıştırıyorlar. Biri Çin'deki Hubsan, biri Türkiye'deki Hubsan. Aslında Çin'deki Hubsan, Türkiye'deki Hubsan. Yani havacılık ve uzay bilimleri olan Türkiye'deki Hubsan dronları üreticisi ise Çin'deki. O yüzden karıştırmamakta fayda var. Hemen cihazı açalım. Bu cihazı ücretsiz gönderdikleri için pek de korunaklı mı göndermemişler? Yoksa böyle korunaksız mı gidiyor? Bakalım. Neymiş bu? Hemen cihazı açıyorum. Resmen şeyi kopyalamışlar. Mavic Air. Mavic serisinin Air'ini kopyalamışlar. Üzerinde Hubsan logosu var. Altta ultrasonik sensörlerimiz var. Şu engel sensörleri çalışıyor mu? Tam emin olamadım. Şuralarda iki tane, iki tane de burada olmak üzere sensör koymuşlar ama tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Buna bakacağız. Marka modelinin içinde yer aldığı bir kağıt var mı? Ona bakıyorum. Biraz kutu içeriği tuhaf. Vallahi hiçbir şey yapmamışlar. Yani biraz sallapati koymuşlar. Zaten Hubsan'la benim aramın bozulmasına neden olan şey Hubsan'ın Zino 2'sinde yaşadıkları sorun ve Hubsan Zino Mini Pro'daki engel sensörünün çalışmama sorunuydu. Ben bunlara ait çektiğim videoları, ürünleri kanalımdan kaldırtacak kadar üzerime gelmişlerdi. O çok uzun bir süredir Hubsan'ın dronlarını bu yüzden incelemiyordum. Ama aramızdaki artık dargınlık bitti. Tekrar drone göndermeye başladılar. Yine en acımasızca, en eleştirel yönümle bu dronları incelemeye çalışacağım. Bu cihazın adını bilmiyorum. Kutunun üzerinde ne yazmışlar bakalım. Kutunun üzerinde Black Hawk 2 batteries yazıyor. Yani iki tane bataryası var içerisinde muhtemelen. Hemen bunları açalım. Bakın henüz bantları bile sökülmemiş. Hızlıca kutularını açıyorum. Şöyle kenardan da keselim. Evet. Bu biraz daha tahmin ettiğim gibi düzgün paketlenmiş geldi. Herhalde diğerini Türkiye'de satışı olmadığı için belki öyle göndermiş olabilirler. Bunun içinde bakın şöyle şilinke sarılmış beyaz bir kutu var. Şöyle çıkartalım. Kutumuza atalım. Hubsan Ace Pro. Şimdi Hubsan benim yanlış anlamadıysam bu ürünlere Refined logosu koymuş. Mesela şurada bu logoyu görebiliriz. Bu Refined logosu bu ürünlerin üstünde. Yani tekrar tanımlanmış, redefined tarzında bir şey ima ediyorlar. Bu muhtemelen şu anlama geliyor. Biz bu ürünü ürettik. Evet. Sonra elimizi yüzümüze bulaştırdık. Sonra tekrar bunu bir daha yaptık. İki ürün tutsun diye. Bakalım hakikaten iddia ettikleri kadar ürünler güzel mi? Ürünün bir de şurasında da bir tane koruma bandı daha var. Onu ben şimdi maket bıçağı açarken yırttım. Şimdi şöyle bunu bir açalım. Kutunun içinden ne çıkacak? Bu Ace Pro. Tabii bunu YouTube diğer yabancı kanallarında bakarken Ace Pro diye telaffuz edecekler ama ben biraz daha biliyorsunuz milliyetçilik davaları kabarmış bir adamım. Böyle İngilizce tahakkümüne karşıyım. Hubsan'ı Hubsan diye, Ace'i Ace diye okuyabiliyorum. Kutunun içinde de başka bir şey şu an için yok. Şöyle içinde gösteriyorum. İşte köşesinde şurada seri numarası var. Yurt dışından kendiniz getirirseniz kutunun burasında seri numarası var. Bu lazım olacak. Buna da değineyim. Şimdi bu 3 tane kargoyu ben teslim aldım ama bunları atıyoruz tabii. Şimdi bu 3 tane kargo bana DHL ile gönderildi. DHL ben işte bir kargonuz var diye aradı. Gönderici Hubsan diye çok farklı bir firma. İşte ürünlerin ne olduğunu falan uğraşırken en sonunda drone olduğunu Hubsan tarafından gönderildiğini anladığımda sivil havacılık sitesinden bu 3 drone'un ithalatı için izin almak istedim. Peki burada nasıl bir sorunla karşılaştım? Geçen sene yani ben Aralık ayında 20 lira ödediğim ithalat ücretine bir İHA için ödediğim 20 TL'ye zam yapmışlar arkadaşlar. Ne kadar olmuş biliyor musunuz? Mesela mantıklı ve olması gereken %122 zam yapmamışlar ki o bile çok mantıksız ve böyle akla
mantığa uzak bir zam oranı 500 TL olmuş. Yani 20 TL ödediğimiz insan savaracı kayıt ücretini hiç kimseye sormadan, çok daha böyle hiç kim vatandaş umurlarında olmadan bir anda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 500 TL yapmış. Onları canı gönülden kutluyorum. Bizim sesimiz çıkmadığı için her şeyi böyle zamlandırmaya, bizim sırtımızdan geçinmeye çok rahat devam edebilirler. Siz de eğer yurt dışından kendiniz bir İHA getirecekseniz ve bunun için seri numarası alacaksınız, şu an için güncel fiyat 500 TL, zaten enflasyonist bir ortamdayız. Muhtemelen seneye 5.000 liraları, 10.000 liraları konuşuyor olabiliriz. Hemen bu kadar eleştiriden ve serzenişten sonra tekrar devam edelim. Birazcık yumuşak, yani aslında koruyucu değil, hard case değil, soft bir case var. Burada şöyle açıyorum, bir cep var. Bu cebin içinden ne çıkıyor? 3 tane kablo çıkıyor. Bu kablolar micro USB, Type-C ve Lightning kabloları. iPhone, işte yeni nesil telefonlar ve eski nesil telefonlar için. Pervane setimiz var 2 tane ve bunlara ait şeylerimiz, vidalarımız var. Oo. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Az önceki cihazın belki gövde olarak aynısı, hatta belki değil, birebir aynısı. Ama şunu görmenizi istiyorum. Cihazı valla karbon fiber kaplı gibi duruyor ama çok da bu tür işlerden anlamasam da şöyle bir karbon fiber olma ihtimali çok yüksek. Şu diğerine bakarak daha hafif gibi sanki. Ve şimdi şöyle, mesela bu Black Hawk'ta buralar kapalı. Şöyle göstereyim. Ama bunda buralar açık ve içinde sensörler var. Yani Ace Pro'da, Ace Pro'da engel sensörümüz var. Altında da bir fanımız var. Bataryası da zaten basit çıkıyor. Bunu da şöyle koyalım. Bakalım başka ne var bunun içerisinde. Bu ürün zaten Türkiye'de satış olmadığı için açıkçası sadece uçururken kıyaslama anlamıyla çekeceğim. Biraz daha Amerika için yapılmış bir ürüne benziyor. Bir batarya daha çıktı kutu içerisinden. Kullanım kılavuzu var. Black Hawk'ta çıkmamıştı. Çoklu şarj aletini dahi karbon fiber gibi kaplamışlar. Herhalde bu plastik ve bunu kaplamışlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü buna bile yaptılarsa bunu da herhalde karbon fiber yapmazsın. Kutu içinde başka ne var? Kumanda var. Klasik Hubsan kumandası. Hiçbir zaman bu tasarımdan vazgeçmiyorlar zaten. Kumandayı nereye takıyoruz? Şöyle bakıyorum. Nasıl gelecek? Şöyle şu alta kumandayı takabiliyorsunuz. Herhalde 9-10 inçe kadar bir telefon bağlayabilirsiniz. Kumandanın kurt başlıklarını da şu köşeye sıkıştırmışlar. Buradan çıkartıyorsunuz ve şuraya bağlıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kutu içerisinde başka neyimiz var? Bir de şarj adaptörümüz var. Bunun kablosunu merak ediyorum. Avrupa Birliği stilimi göndermişler. Evet, tamam, bize uyacak şekilde göndermişler. Bunda da sıkıntı yok. Tekrar aldığım yere koyuyorum. Bunların zaten önemli olanları biliyorsunuz, kutu açılışları değil. Bunları uçurmamız, işte uçuş testlerinde verdiği tepkiler falan. Hatırlarsanız Hubsan Zino Mini Pro'nun çekimindeki o ilk engel sensörlü minik drondu ve DJI'nin korkulu rüyası haline gelmişti. Çin'deki DJI'deki arkadaşlar bile bana yazıyorlardı ya, bu drone'un Türkiye'deki satışı nasıl tuttu mu diye. Ama lansman uçuşunda bile kaza yaşamışlardı hatırlarsanız. Evet, bazen istedikleri şeyler insanların istedikleri gibi olmayabiliyor ama tabii sıkı çalışma ve aynı azimle çalışmaya devam etmek başarının her zaman en büyük anahtarlarından bir tanesi. Umuyorum Hubsan için de böyle olmuştur. Şimdi bunu da kaldıralım. Tabii karışmasın diyeceğim ama zaten karışmaz. Bundaki çünkü böyle karbon fiber kaplama gibi duruyor. Şöyle biraz dağınık oldu sanki burası ama neyse, ben dağınıkla alışayım. Siz de benimle birlikte alışın. Şöyle burayı da açıyorum hemen. Bu da Hubsan'ın en ucuz drone'u, 4K görüntü çeken, engel sensörü olmayan ve böyle bütçenize en hitap edecek. Şu an bunun AliExpress'te satış fiyatı herhalde yanlış hatırlamıyorsam 6-7 bin lira falan. Türkçe fiyatı da çıkartabilirsem göstereceğim. 8-9 bin lira falan olur muhtemelen. Böyle bir cihaz. Şöyle kutuyu atalım, açalım. Aynı cihazın Ace Pro'nun Ace S'si. Yani S nedir? Special Edition. Bir şeylerini kıstık diyor. Yani iPhone'da da var bu, biliyorsunuz. İşte iPhone S'ye yaptık diyor. Herkes yüz tanıma teknolojisine geçmiş. iPhone şeye koymuştu, parmak tanıma koymuş. Onun gibi bir şey. Yine keserken şey kısmından kestim. Burada bir güvenlik etiketi vardı yani, ürünü açanın biz olduğumuzu anlamak için. Yine burayı da kestim. Şöyle hemen bunu da şu şilinkinden çıkartalım. Yine bu üründe arkadaşlar şuradan göstermek istiyorum. Yine bu da Refined. Yani diyor ki biz bunun ilk serisini yaptık. Elimize yüzümüze bulaştı. Biz bunu tekrar yaptık. Bunun adı artık Refined oldu. Yani
daha cihazı incelemeye başlamadan bu kadar eleştiriyormuş gibi görünüyorum ama ya arkadaşlar eskiden yaptıklarıyla gerçekten bence şu an bile yaptığım eleştirileri hak ediyorlar. Bunların kutuları biraz fazla ses çıkardı. Farkında. Hemen kutuyu açalım. Yine soft case var. Burada şöyle bir şey var. Engel sensörleri yok. Ama bu cihaz birebir Ace Pro'nun aynısı. Ne yapmış? Bakın her şeyle şöyle göstereyim. Birebir aynı. Üstündeki desenden tutuncaya kadar her şey birebir aynı. Sadece herhalde engel sensörleri yok. Alttaki kızılötesi sensörler aynı. Fan var yine aynı şekilde. Ultrasonik sensör. Şimdi şöyle bunda lazer sensör var. Bunda kamerayla algılama var. Bu ne işinize yarıyor? Mesela bunu kaldırdığınızda bulunduğu noktayı kendi lazer range finder dediğimiz yani barometreye güvenmeden direkt kendi belirlediği metrede tutmaya çalışıyor cihazı. Ama bunda kamerayla iş yapıyor. Yani böyle biraz içinde yapay zeka gibi bir şey var. Bu tabii daha stabil. Bu içindeki algoritmaya bakıyor. Bunu çok çabuk kandırabilirsiniz parlak yüzeylerde. Aynı stabilliği size sağlamayacaktır. Onun haricinde işte alttaki ışığı aynı. Kamera çözünürlüklerine falan artık verilerine daha sonra belki altı ilave ederim. Onun haricinde bakıyorum çoklu şarj var mı bunda da. Şöyle ne var kutu içeriğinde. Çoklu şarj yok. Tekli şarj var. Yani aslında bu da çoklu şarj ama bu biraz şey olmuş yani bahçıvan, aşçı işte uşağı gibi falan böyle üç tane birbirine bağlamışlar. Biraz tuhaf bir kombinasyon duruyor. Ama dediğim gibi yani şimdi fiyatla da kıyaslamanız lazım. Bu cihaz dediğim gibi 8-10 bin lira bandında belki alabileceğiniz bir cihaz olacak. Ama bunun engel sensörü var. Belki 20 bin liraları bulacak. İşte bir şeylerden kısıyor. Neyden kısacak? Bu tür özelliklerden kısıyor. Öyle tek bir power supply yapmak yerine bu şekilde kablolarla birbirine entegre edilmiş bir şey yapıyor. Yine bataryası var. Bataryada 3200 mAh, 14.4 voltu var. Alta doğru şöyle açmaya çalışıyorum. Aynı kumanda var üzerinde. Şarj adaptörümüz var. İşte tabii şurayı açmadım burada. Burada da yine aynı şeyler çıkacak mı? O önemli. Yine üçlü kablo setimiz, pervanelerimizin vidaları. Durum böyle arkadaşlar. 3 tane kutunun hemen hızlıca kutu açılışı, 3 tane drone'da kutu açılışını yaptık. Şimdi kısa bir süre içerisinde bunları hemen uçurmam lazım. Bunları uçuralım ve bundan sonra birçok cihazla mesela şey alacağım. Bu Sine Mavic 3 var. Onu alacağız. Mavic 3 Sine. Onlarla falan bunların hepsinin kıyaslamasını yapacağım. Biraz daha bu yaz hareketli geçsin istiyorum açıkçası. Autel'in Nano'su mesela çok popüler bir cihaz olması gerekirken hiç kimse incelememiş. Ondan bir tane alıp incelemeyi düşünüyorum açıkçası. Autel'e bununla alakalı bir mail attım. Dedim ki sizin Türkiye'deki distribütörünüzün Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ürününüzü tanıtamıyor, tanıtamadığı gibi satamıyor, satamadığı gibi bana da yardımcı olmuyor. Bakalım bir şeyler yapacağız. Sizin de desteğinizi umuyorum. Biraz uzattık konuşmayı ama zaman zaman böyle can sıkıcı olabiliyorum. Umuyorum bana katlanmaya devam edersiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoların devamı gelecek. Kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.